merhaba. Sterlin dolar paritesi için son derece önemli bir haftaya girdik. Bu hafta içerisinde Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. Hemen sonrasında akşam saatlerinde ise Amerika Merkez Bankası Fed'in para politikasına yönelik beklentilerini ve kararlarını alıyor olacağız. O yüzden Perşembe günü sterlin dolar paritesinde hareketlilik artabilir ve geçtiğimiz haftada belirttiğimiz gibi bir sıkışma yaşanıyor. Bu sıkışmanın kırılıp kırılmayacağını Perşembe günü takip ediyor olacağız. Tabi öncesinde Amerika başkanlık seçimleri var. Sonrasında ise Cuma günü Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi dolar tarafında hareketlilik yaratabilir. O yüzden bu hafta sterlin dolar paritesinde hareketli saatler bizi bekliyor diyelim ve teknik olarak sterlin dolar paritesindeki fiyatlara baktalım. Sterlin dolar paritesi yükseliş trendi ile düşüş trendi arasında sıkışmanın artık yavaş yavaş sonuna geldi. Bu saatler itibariyle 1.2970 seviyelerinde fiyatlanıyor parite. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2991-30 arasındaki bölge direnç olarak takip edilebilir ama ara bir seviye yukarıda ana bölge düşüş trendinde geçtiği 1.3080 olarak gözüküyor. Şayet bu bölgenin üzerine geçilirse biraz daha bir üst direnç olan 1.3175'lere doğru alış pozisyonlarında artış yaşandığını görebiliriz. Geri çekilmede ise eğer dolar tarafında kuvvetlenme olur veya sterlin değer kaybederse o zaman aşağıda geçtiğimiz haftada belirttiğimiz 1.2845-1.2865 arasındaki bölge destek alanı olarak izlenecek. Şayet bu bölgenin aşağısında kapanışlar yaşanmaya başlanırsa o zaman Fibonacci 38 ikilik dilime denk gelen 1.2690'a doğru bir satış baskısı görebiliriz. Burada destek alanı olarak izleyebileceğimiz yer ise 1.2660-1.2690 arasındaki bölge konumunda bulunuyor. Gelişmelerin devamıyla ALB Forex'te görüşmek üzere. Herkese iyi günler.